Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 19 Nisan 2022 Salı. Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor. Pençe Kilit Operasyonu'nun haberini dün aktarmıştık sizlere. Operasyon sınırlarımızın dışında Irak'ın kuzey bölgesinde başarıyla devam ediyor. Fakat içeride ciddi bir hareketlilik var. Bugün de Eren Abluka Operasyonu düğmesine basıldı. Nerede? Hakkari Kırsalı'nda. Yani hem içeride hem dışarıda PKK'nın inleri darmadağın ediliyor. İki günde 26 terörist öldürüldü. Sadece Irak değil, Suriye'nin kuzeyinde de teröristlere nefes aldırmıyoruz. Barış Pınarı ve Zeytindalı Harekat bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi. Üzücü haberse Kuzey Irak'taki operasyonlardan. Bir askerimiz şehit düştü. Üsteğmen Ömer Delibaş bugün gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Milli Savunma Bakanlığı teröristlerle mücadelede etkin ve kararlı şekilde sürecek imzasını attı, açıklamasını yaptı. Bir yandan bordo veriler, diğer yandan komandolar Metin Azap ve Avaşin Basyan bölgelerini abluka altına aldı. Teröristler için çember daraldı. Irak'ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını ortadan kaldırmak için başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na 3 filodan 33 uçak katıldı. PKK'nın inleri akıllı mühimmatlarla vuruldu. Bölge bir yandan da fırtına obüsleriyle çok namlulu roket atarlarla yoğun bombardımana tutuluyor. Operasyonda örgüte ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi. Çıkan çatışmalarda şu ana kadar 26 PKK'lı öldürüldü. Mehmetçik eş zamanlı olarak Hakkari'de de Eren Abluka 2 operasyonu başlattı. Hedefte kırsalda yuvalanan teröristler var. Acı haber gece saatlerinde Kuzey Irak'tan geldi. Linik Dağı bölgesinde teröristlerin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu Üsteğmen Ömer Delibaş şehit oldu. Şehidimize haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Şehit Üsteğmen evli ve bir çocuk babasıydı. Memleketi Kayseri'de dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Bu savaşın kazananı olmayacak. Ama insanlık kaybedecek. Bu sözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Erdoğan dün akşam iftar yemeğinde Ankara'daki büyükelçileri ağırladı. Aralarında Rus ve Ukraynalı diplomatlar da vardı. Cumhurbaşkanı ateşkes çağrısının üstüne basa basa yineledi ve konuşmasında Rusya lideri Putin'le Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi bir kez daha aynı masada buluşturma kararlılığını sürdürdü. Bir diğer başlık İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı kanlı saldırıydı. Erdoğan İsrail'e çok sert çıktı. İki komşumuz arasında önce ateşkesin ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan taraflara bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı. Rusya ve Ukrayna liderleri Putin ve Zelenski'yi aynı masada bir araya getirme kararlılığını yineledi. İki lideri Türkiye'de buluşturma arzumu her fırsatta özellikle dikkatlerine getiriyorum. Bu savaşın bir kazananı olmayacağını, hepimizin, tüm insanlığın kaybedeceğini iletiyorum. Erdoğan, Ankara'da görev yapan büyükelçileri iftarda ağırladı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki iftara Ukrayna ve Rusya'nın büyükelçileri de katıldı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması temelinde diyalog yoluyla barışçı bir çözüm bulunabileceğine gönülden inanıyorum. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıları da es geçmedi Erdoğan. Kürsüde verdiği tepkiyi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la yaptığı telefon görüşmesinde de iletti. Harem-i Şerif'in mahremiyetine yönelik saldırıları lanetlediğimizi, Müslümanların ibadet hakkının engellenmesine yönelik girişimleri kabul etmediğimizi açıkça dile getirdi. Terörle mücadele için büyükelçilerden destek isteyen Erdoğan sözü Suriyeli sığınmacılara getirdi. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Erdoğan, Adana'nın Ceyhan ilçesinde tedavi gören tek hayali kendisiyle görüşmek olan Halime Özdemir'i de geri çevirmedi. Halime Ana, nasılsın, iyi misin? Çok şükür, sana kurban alıyorum. Öğrendim ki sen de Siirtliymişsin. Hanını Siirt'ten aldın biliyorsun değil mi? Biliyorum oğlum. Rabbim şifalar versin sana.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de mesajları var. Partisinin grup toplantısında konuştu. Mehmetçiğin Kuzey Irak'ta başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na tam destek verdi. Terörün kökü kazınacaktır dedi ayrıca. Millet İttifakı'nda yaşanan aday krizine de değindi Bahçeli. Kimi çıkarırsanız çıkarın mutlak son değişmeyecek cümlesini kurdu. MHP lideri Suriyeli sığınmacılar konusunda da konuştu. Çok kritik iki cümlesi var. Huzuru bozan sınır dışı edilmeli. Bayramda memleketine gidebilen Suriyelilerin Türkiye'ye dönmelerine gerek yok. Terörün kökü kazınacak. Mehmetçiğin Kuzey Irak'ta teröristlere indirdiği pençeye başkentten bu sözlerle destek verdi. Türk milletinin kuvvetli pençesi hainlerin kafasını koparacaktır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Muhalefette yaşanan aday krizi hedefindeydi. Üç ismi önerdi. Kimi çıkarırsanız çıkarın. İster terörist Demirtaş'ı, isterse Osman Kavala'yı aday olarak gösterin. Mutlak son değişmeyecek. Bahçeli sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Nisan buluşmasında altılı masaya sunacağı 8 seçenekli ittifak stratejisine getirdi. 6+1 formatında kurulan şaibeli masa çatlamıştır. Değil 8 seçenek, 18 de olsa, 28 de olsa bunların toplanıp fal da atsalar nafiledir. Çuvallamaları kaçınılmaz bir siyaset gerçeği olacak. Ve üçüncü ittifak tartışması. Bahçeli birbirlerine güvenleri de samimiyetleri de yok diyerek Millet İttifakı'na meydan okudu. Küsurat partileri ne yapacaklarını şaşırmış vaziyettedir. Bahçeli'nin gündeminde Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar da vardı. Önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur. Asayiş ve toplumsal huzuru kim ya da kimler bozuyorsa derhal gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Suriyeliler bahsinde konuşan isimlerden. Onun da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepkisi var. Türkiye'de yabancı düşmanlığı körüklemek istiyor sözleriyle bu tepkiyi verdi. Bir kışkırtmaya dikkat çekiyor aslında. Bakanın dönüşler ve bayram ziyaretleri konusunda da bir yorumu oldu. Bölge güvenli hale getirildiğinde bu insanlar elbette kendi ülkelerine dönecekler dedi. Soylu, sığınmacıların bayramda Suriye'ye giriş çıkışlarına kısıtlama getirilebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu sığınmacılar konusunda uluslararası bir tahrikin içerisinde olduğu apaçık ortada. 11 yıldır Türkiye'nin yönetmeye çalıştığı bu meseleyle ilgili provokasyon tabiri en doğru tabirdir. Bu insanlar elbette ki kendi memleketlerine geri dönecekler. Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde geri döndüler. Ve bundan sonra da dönecekler ve dönmeye de devam edecekler. Bu bayram içinde ve önümüzdeki bayram içinde güvenli bölgelere gidiş konusunda da bizim de bir tahdidimiz, bir kısıtımız söz konusudur. Bayram gidişine biz de müsaade etmemek konusundaki bir değerlendirmemiz vardı. Kılıçdaroğlu bizim aklımıza dalga geçmesin. Milletin aklıyla da alay etmesin. Milyonlarca emeklerin gözü kulağı bayram ikramiyeleri için gelecek haberdeydi günlerdir. İkramiyenin hesaplara yatacağı tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ödemelerin bayramdan hemen önce 28-29 Nisan tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeyle ilgili gelinen son durumu da anlattı. Emeklilerimizin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlanıyoruz. Bayramdan önce 28 veya 29'unda mutlaka ödenecek. Merakla beklenen o tarih belli oldu. Emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri ay sonu hesaplara yatacak. Tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu. İkramiyelerin geçen yıl olduğu gibi bu yılda 1100 lira olacağını söyledi. Gündemimizde artış yok dedi ama kapıları da tam kapamadı. Bu bir ücret türü değildir, bayram ikramiyesidir. Şu anda öyle bir kararımız yok. Bireysel olarak bakıldığı zaman 1100 lira. Ama toplamına baktığımız zaman kamu bütçesindeki karşılığı 25 milyardır. Gözler bayram öncesi yapılacak son kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla birlikte ikramiye tutarını bir kez daha gözden geçirecek ve nihai kararı verecek.
ve emeklilikte yaşa takılanlar. Bakan Bilgin yıl sonuna doğru hazırlıklarının biteceği konuşulan EYT için de temkinli konuştu. Mecliste de tartışmalar oluyor. Tabii siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda bizim gündemimizde bu yok. 3600 ek gösterge içinse çalışmalar son hız devam ediyor. Yol haritası 10 Mayıs'ta mecliste gerçekleştirilecek toplantıda belli olacak. Biz elbette her seferinde bu son olsun temennisiyle ekranı taşıyoruz ama kadının kabusu ne yazık ki sona ermiyor. Son cinayet İstanbul'da yaşandı. 23 yaşındaki Demet Aslan iki çocuk annesiydi. Ona kurşun yağdıran eşi aynı silahla kendi hayatına da son vermek istedi. Sokak ortasında eşini öldürdü, aynı silahla hayatına son vermek istedi. Yazık yavrum, acıdım, ben bile dayanamadım. Acıdım. Acısam da fayda etmedi. Olan oldu. Korkunç cinayetin adresi İstanbul Gazi Osman Paşa'ydı. Sergen ve Demet Aslan çifti arasında iddiaya göre bir süredir şiddetli geçimsizlik vardı. O geçimsizlik misafire geldikleri Gazi Osman Paşa'da da sürdü. Çift arasında bu sebeple tartışma çıktı. Sergen Aslan silahını çıkardı ve iki çocuğun annesine peş peşe ateş etti. Malta'ya silah sesi duydum. Ardından aynı silahı bu kez kendi kafasına doğrulttu. Silah seslerini duyunca aradan iki dakikaya üç dakika geçti. Bir bağırıntı, bir ses duyduk, evden fırladık. Yerinden fırladım çıktım ben. Yanlarıma yürüdüm, bir bağırdım. Elim ayağım titredi. Oğlum bir dedim, ambulansa haber ver. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslar yaralı çifti hemen hastaneye kaldırdı. Ancak 23 yaşındaki Demet Arslan için artık çok geçti. Önceden burada oturuyorlardı aslında. Sonradan taşındılar. Akrabaları olduğu için burada tekrardan öyle bir misafirliğe geldiler. Misafirliğe geldiklerinde olmuştu zaten ne olmuşsa. Geride iki çocuk bırakan 23 yaşındaki anne gözyaşları içinde toprağa verildi. Elini kana bulayan eşi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Kayseri'de şiddetli fırtına var. Ağaçları kökünden sökecek kadar güçlü bir fırtına. Sürücüler araçlarını güvenli olduğunu düşündükleri alanlara çekti bu nedenle. Yavuz Köge de onlardan biriydi. Korunaklı bir yere çekti aracını ama kendisi faciadan kaçamadı. Fırtınada uçan çatıyı son anda gördü ama kaçamadı. Enkaz altında kalan 62 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kayseri'de gün boyu fırtına etkiliydi. Ağaçları kökünden söken fırtınada 62 yaşındaki Yavuz Föge de site içerisindeki aracının zarar görmemesi için güvenli bir alana park etmişti. Tam eve dönüyordu ki 10 katlı binanın çatısı yerinden koptu. Çatının altında kalan 62 yaşındaki adam ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Ve Arjantin'e gideceğiz. Bu kez mucize bir kurtuluşun görüntüsünü izleyeceksiniz. Genç bir kadın hareket halindeki trenle beton zemin arasındaki o daracık boşluğa düştü. Hayatta kalabilmesi gerçekten çok düşük bir olasılıktı ama gerçekleşti. Bir anda fenalaştı, önce trene çarptı, sonra daracık boşluktan geçip raylara yuvarlandı. Akıl almaz kazanın adresi Arjantin. 24 yaşındaki Candela metro istasyonunda yürüyordu. Tren tam perona yanaşırken tansiyonu düştü ve dengesini kaybetti. Genç kadın hareket halindeki trene çarpıp peronla arasındaki boşluğa düştü. İstasyonda büyük panik yaşandı. Tren durdu, görevliler hemen yardıma koştu. Kadın raylardan kurtarılıp perona çıkarıldı. Büyük şans eseri yaralı kurtarıldı Candela ve hemen hastaneye kaldırıldı. Karaciğeri hasar gören ve işitme kaybı yaşayan kadın 10 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi. İstanbul Sultan Gazi'de boynuna sağır ve dilsizim yazan bir adam yardıma ihtiyacı olduğu gerekçesiyle çevredekilerden para topluyordu. Zabıtayı karşısında görünce bir anda bülbül kesildi ve panikle gayet akıcı şekilde konuşmaya başladı. Üstelik duyma engeli de yoktu. O sahtekar kendisine kesilen cezaya bakın ne tepki verdi. Ne senin? Hamazan. Burada ne işin var? Bilen yok. Sen sağır dilsiz değilsin. Niye bu işi şey yapıyorsun? Köy hep bunu yapıyor. Sağır ve dilsizim diyerek gelen geçenden para dileniyordu. Karşısında zabıtayı görünce bir anda dile geldi, bülbüle döndü. Bunu al, çıkartıyorsun. Tamam. İstanbul Sultan Gazi'yi bir süredir mesken tutmuştu. Amacı boynuna astığı sağır ve dilsizim yazısıyla Ramazan günü vicdanları sömürmekti. O sahtekarı zabıta ekipleri fark etti. Adın ne senin? Ramazan. Nerede oturuyorsun? Adana'da. Burada ne işin var? Bilen yok.
Engelli rolü yapan düzenbaz sözde sağır ve dilsizken bir anda panikle konuşmaya başladı. Şimdi nerede oturuyorsun? Toplamada. Peki niye sen sağır dilsiz değilsin? Niye bu işi şey yapıyorsun? Köy hep bunu yapıyor. Hepiniz bu işi mi yapıyorsunuz? Hepsi yapıyor. Meslek edinmişsiniz. Oyası gitgide ortaya çıktı. Sultan Gazi Zabıtası olarak biz sizi aldık. Size şu anda ceza işlemi uygulayacağız. Teşekkür ederiz. Baltayı taşa vuran sahtekarın kendisine yazılan cezaya karşı verdiği tepki ise şaşkınlık yarattı. Bu mübarek Ramazan ayında insanların hakkına giriyorsunuz. Bir engelin var mı herhangi bir engelin? Bu şekilde insanları kandırıyorsun değil mi? Evet. Dilencinin üzerindeki 770 liraya el kondu. Bunu al çıkartıyorsun. Tamam? Tamam. Bartın'da bir doktor sipariş vermiş, kargoyu bekliyordu. Günlerce gelmeyince de durumu sorgulamak için kargo firmasına gitti. Çalışanlar siparişin dağıtımda olduğunu söyleyince öfkeden deliye döndü ve ortalığı birbirine kattı. Bankoyu devirdi, tarafıma saldırıda bulundu. Kargosu gelmedi, ortalığı birbirine kattı. Çılgına dönen doktor 5 kargo çalışanına saldırdı. Nerede diyorum? Kargosu teslim edilmediği için sinir krizi geçirip bize ağır hakaretlerde bulundu. Bartın'da aile sağlığı merkezinde görevli bir doktor kargosunun durumunu sorgulatmak için kargo firmasına gitti. Firma çalışanları da paketin dağıtıma çıkarıldığını ve gün içinde teslim edileceğini söyledi. Darp edildik 5 arkadaşım birlikte. Açıklamayla ikna olmayan ve kargosuna bir an önce ulaşmak isteyen doktor önce hakaretler savurdu, ardından da çalışanlara saldırdı. Kollarımda, ayaklarımda, saçımdan sürükleyerek yerlerde tekme atarak beni dövmüştür. Şikayet üzerine gözaltına alınan doktor ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nerede diyorum? Beni içeride yatıracağım. Dünyanın en ünlü futbolcularından Cristiano Ronaldo ve ailesinin en acı günlerinden biriydi bugün. Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti bir süredir ikiz bebek heyecanı yaşıyordu. Doğum sırasında ikizlerden biri ne yazık ki hayatını kaybetti. Yaşadığı acıyı satırlara döken Ronaldo duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. Ay baba. Cristiano Ronaldo ve ailesi yasta. İkiz bebeklerinden biri doğum sırasında hayatını kaybetti. Ronaldo gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak gösteriliyor. Bugüne kadar sergilediği futbolla gündeme gelmişti. 4 çocuğu olan Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti Ekim ayında ikiz bebek beklediklerini paylaştıkları bu fotoğrafla duyurmuştu. Acı haberi de yine sosyal medya hesabından paylaştı Ronaldo. İkiz çocuklarından birinin doğum sırasında hayatını kaybettiğini söyledi. Ronaldo acısını, oğlumuzun yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle açıklıyoruz. Buna dayanmak için umut ve mutluluk veren tek şey kızımızın doğumu. Oğlumuz sen bir meleksin, seni daima seveceğiz sözleriyle tarif etti. İlginç bir girişimle devam edeceğiz. Söylemesi bile absürt gerçi ama yalanabilir televizyonun mucitleri şimdi de tansiyon hastalarının hayatının tadı tuzu olmaya aday. Yemek yeme çubuklarına elektrik bağlayan Japon bilim insanları tuzluluk hissini 1,5 kat arttırmayı başardı. Tansiyon hastası yemeklerinin tadı tuzu artık bu teknolojik çubuklara emanet. Yalanabilir televizyonun mucitleri yeni buluşlarıyla da manşetleri süsledi. Meiji Üniversitesi'ndeki Japon bilim insanları chopstick denen çubukları mini bir bilgisayara bağladı. Elektrik akımı sodyum iyonları sayesinde ağızdaki tuz tadını 1,5 kat arttırdı. Fazla tuz kullanımının birçok hastalığa ön ayak olduğu biliniyor. Ancak daha fazla insanın hayatına dokunabilmesi için benzer teknolojinin kaşık ve çatallarda da kullanılması şart. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.